Kaan Dursun YouTube kanalından herkese mutlu günler. Hatta günaydın desek e, daha yeridir. Gece Berkan Kutlu'nun Galatasaray'a dönüş haberini verdi e, Fabrizio Romano. E tabi bu haberden sonra Galatasaray'da orta saha planlaması ne olacak? E, şimdi kaç transfer yapılacak? Gibi sorular da sorulmaya başlandı ve Berkan Kutlu'nun geri dönüşü tabii ki de taraftarları bir yandan da ikiye ayırdı. Berkan Kutlu'yu kesinlikle istemeyen bir kesim var. Bir de Berkan Kutlu'nun bu süreçte yani gittiği süreçte kıymetini anlayıp ya da daha önceden de kıymetini bilip dinamik bir orta sahanın, e, geri dönmesini isteyenler var. Yani Genoa'ya gidişinin tamamen hata olduğunu düşünen bir kesim var. Bu arada hemen baştan da soruyu sorayım. Siz hangisi siziniz bu kesimden mesela hangi kesimdesiniz siz? Berkan Kutlu'nun kesinlikle ee, dönmemesi gerektiğini düşünenlerden mi yoksa Berkan Kutlu'nun Galatasaray'ın kadrosunda olmasını e, düşünenlerden misiniz diyelim. Bir diğer konuda da Spinazzola, Solbek transferi de çünkü e, gündemde. Spinazzola'nın Galatasaray'la anlaştığına dair e, haberler dolaşıyor. Spinazzola'yı konuşacağız. Berkan Kutlu e, olayının yani Berkan Kutlu'nun geri dönüşünün nasıl oluştuğunu burada konuşacağız ki... Ee, bir çoğunuz için sürpriz değildir. Geçtiğimiz e, hafta veya bir önceki hafta işte Galatasaray'ın kiralık oyuncuları ne alemde diye bir e, video yapmıştık ve orada Berkan Kutlu'nun ne kadar az süre bulmasından ve süre bulamamasından bahsetmiştik. E, muhtemel bir durumdu. Ancak hani e, şöyle bir yorum gelmişti mesela Galatasaray kiralık oyuncularının durumuyla alakalı bu oynayamamasıyla alakalı e, bir hamle yapmayacak mı diye bir Soru gelmişti. Ben de demiştim ki tamamıyla gönderdiğiniz kulüpte bitiyor. Bu iş mesela Zaniolu'nun dönmesini isteyenler var. Dubois'un zaten dönmesini isteyen kesim e, çoğunlukta ki. Bu arada e, Başakşehir'den Dubois'u geri getirip bu sol bek işini de bir nevi çözebilirsiniz. E, eğer bu transferler iyice Arap saçına bağlar ve e, bir sonucu ulaşılmazsa. Çünkü zaten maaşını siz ödüyorsunuz. Başakşehir geri göndermeye razı değil ancak burada hani e, ben de hep söylüyorum hani Başakşehir geri göndermez diye. Burada artık iki kulüp arasındaki bağlar kullanılabilir e, diyeyim. Dubuva'yı konuştuk. Neyse Berkan Kutlu'ya geri dönelim. Berkan Kutlu e, sezon başına geri dönersek e, taraftarla arası bir hayli açılmıştı. Mesela Kerem Aktürkoğlu için de e, sürekli örnek veriyorum takım içinde bazı oyuncularla alakalı ee, tepkiler yeterince gösterilmezken Kerem Aktürkoğlu'na inanılmaz derecede tepki gösterilebiliyor. Berkan Kutlu da bu şekilde. Hatta Dubois'a döneyim tekrardan. Dubois sezon başında gitsin Dubois, Dubuğa gitsin, Dubois gitsin bu tarz yorum yazıp şu an Dubois geri gelsin diyen insanlar bile var. E, doğal olarak tabii ki de kıymetini anlamış olabilirler. Sonradan Berkan Kutlu Cenova'ya gitti. 250 bin euro e, kiralama bedeli bir yıllık kiralık 5 milyon euro satın alma opsiyonu vardı. Peki bu süreçte ne oldu? Ee, bu arada Cenova'nın yollarını ayırdığı ve ayıracağı tek orta saha Berkan Kutlu değil merkez orta saha bolluğu var takımda. 6 tane merkez orta sahaları var. Bu arada Yagiello ve Galdames de e, ayrılacak. Yagiello e, Hertha anlaştı. Galdames için şu an anlaşılan bir takım yok. Bu 6 orta sahanın 3'ü gidiyor şu anda. Yani giden var. Berkan Kutlu Galatasaray'a geri döndü. Ee, diğer isimler de ya anlaştı ya anlaşacak. Peki şimdi 6 orta sahadan 3'ü gidiyor. Takviye yapacaklar mı? Yapacaklar. E şimdi bu Dademi, Yagello ve Galdemes dedik. Bir tanesi 4 maça çıkmış. Bir tanesi 3 maça çıkmış. Berkan Kutlu'ya gelelim. Ee, ligin ilk 10 haftası zaten ilk 2 haftayı kaçırdı. Bu 8 e, maçta 5'inde forma giyiyor, diğer 3'ünde yedek. 10. haftadan sonra zaten daha bir kere 19. haftaya kadar bir kere Empoli maçımı ne forma giyiyor. Bir karşılaşmada sakat, geri kalan karşılaşmalarda yok kesinlikle. Sadece bu süreçte 10. haftadan sonraki süreçte iki kere İtalya Kupası'nda ilk 11 başladı Berkan Kutlu. Zaten Berkan Kutlu'yu gözden çıkartmışlardı. Alberto Gilardino teknik direktörü. Böyle deyince de bir kötü oldum. Milan'daki dönemi aklıma geldi Gilardino'nun. Yani e, o dönemi e, o dönemin Milan'ını izleyenler çok iyi bilir. Belki sizler de duygulanmışsınızdır. Alberto Gilardino teknik direktör genellikle 3-4-1-2 ya da 3-5-2 e, şeklinde takımını sahaya çıkartıyor ve burada baktığınız zaman 6 tane merkez orta saha var diyorum ya bunlardan ya biri oynuyor. Ya da iki tanesi oynuyor o da maksimum. Çünkü bu orta saha denkleminde zaten kanat bekler var. beşli orta saha sisteminde. E, oynatıyor. On numara Malinowski. Badelj'i oynatıyor. Altı numara Badelj. Ve onun dışında bu merkez orta sahalardan altı isimden bir tanesi oynuyor. Diyelim ki burada Malinowski yok ya da Badelj yok ya da karşı takıma göre daha defansif bir ya da daha merkezde bir oyun sergileyecek bir oyuncu arıyor. O zaman ikinci zaten 8 numarasını koyuyor diyorum ya 6 tane merkez orta saha var. Biri şans buluyor ilk 11'de. Hadi diyorum tekrardan 2. Berkan Kutlu zaten şans bulamıyordu. E şimdi 250 bin euro ödediler. 270 bin euro maaşı var. Bu oyuncunun 135 bin euro ikinci dönemden maaşı var. Ve bu 135 bin euroyu ödemek istemiyorlar. E Galatasaray'da zaten oyuncusunun değerinin düştüğünün farkındaydı. Ki ihtiyaç da var. Ben ihtiyaç olduğunu düşünen taraftayım. Şöyle bir örnek vereceğim. Bayern Münih maçında sonradan oyuna girip dinamizmi sağlayabilecek bir orta sahanız olsaydı belki de şu an gruptan çıkmıştınız. Yani ben Berkan Kutlu'nun dönmesi taraftarıyım. Berkan Kutlu'nun Galatasaray'da yerli rotasyonunu gayet arttıracağının taraftarıyım ama şimdi peki ne olacak? E, ee, Endombele zaten biliyorsunuz güzel bir performans gösterdi. Okan Hoca'nın göndermek istemediğini, oyuncunun e, potansiyelini bildiğini söylemiştik. Endombele şu an hani yavaş yavaş kalıyor gibi gözüküyor. Bir sonraki maçtaki performansına da bakılacak tabii ki de. Yani daha transfer süreci uzun. Tottenham geri almaya razı değil. Endombele kaldı. Berkan Kutlu geldi. Avrupa listesine 3 tane oyuncu ekleyeceksiniz. Bir tanesi Solbek. Yani e, Berkan Kutlu'yu eklediniz. 2. Üçüncü isim yani burada artık e, bir orta saha alınabilir ki şu an ne diyorum ya size Grombeck deniliyor, 17 k deniliyor ama bunlar çok maliyetli Ancak Galatasaray satın alma opsiyonlu bir şekilde e, bu isimlere gidebilir ki onlar da gayet e, yüksek teklif yapan kulüplerden e, gelen rakamlarla ilgileniyorlar bu arada yani kolay kolay vermezler size satın alma opsiyonu kiralık olarak şimdi Endiayı hani NDI'yi alın yolunuza bakın demiştim yayında ama geçen spor senin haberini görmüşsünüzdür. 2,5 milyon euro maaş istiyormuş. NDI'ye de ben 2,5 milyon euro vermem bu arada. E, Soler konuşuluyor. E, Soler'i satın alma opsiyonlu kiralık deniyorlar ama ben e, Soler'in satın alma opsiyonu olacağını düşünmüyorum. Hadi diyelim ki kiralık aldınız. Onun da 3,3 milyon euro net bir maaşı var. Oliveira'nın sözleşmesini hala feshetmediniz. Oliveira'yı eklemeyeceksiniz işte. Oliveira'nın hala sözleşmesi duruyor. Bu arada gerçekten yani e, şaşırmamak gerekiyormuş ya da büyük konuşmamak gerekiyormuş. E, videonun başında söylemedim. E, dünkü videonun yorumlarına bakamadım. Neden? Bu Oliveira'nın sakatlığıyla alakalı işte ısınmadan çalıştığı için fitness salonunda göğüs kasını kopartmıştı ya. Yani ısınmamanın nelere yol açabileceğini çok iyi gördüm dün. E, biraz sıkıntılar yaşadım. Salon çok kalabalıktı ısınmadım. Şu an sırtımdan boynuma kadar bir sıkıntı var. Bakacağım doktora gideceğim. Sakatlık raporunu buradan paylaşırım. İnşallah ciddi bir şey yoktur. Yani artık bakacağız bir süre sporu ara vereceğiz. Yani şaşırmamak gerekiyormuş bu tarz durumlara. Fitness salonunda nasıl sakatlandı demelere ısınmadan çalışınca her şey oluyormuş diyelim hemen bunu geçelim. Spinal konusuna gelmeden önce. Tekrardan bir özet geçelim isterseniz. Berkan Kutlu zaten şans bulamıyordu Cenova'da. E, onunla beraber ayrılacak iki orta saha daha var. Oraya işte takviye yapmayı düşünüyorlar. E, Galatasaray oyuncuyu geri çağırdı. Bu süre bulamamasından dolayı zaten e, şikayetçiydi Galatasaray. Geldi. Berkan Kutlu geri döndü. Yabancı sayılacak. E, artı bir yer alacak Avrupa listesinde. Onu söyleyelim. Yani burada ayrılacak isimleriniz var. 3 ekleme dedim ya bu arada hani Endombele gitmeyeceği için kim olabilir bu 3. isim? Ee, Ziyeş'in ayrılma ihtimali var. Geçen size demiştim ki e, net olarak görmüyorum Ziyeş'in ayrılma durumunu geri de gelebilir diye. Geçen zaten Okan Hoca da gereken açıklamayı yaptı. Yani bu konuda kapıyı açık bıraktı. Geri de dönebilir. Ziyeş ayrılabilir de. 3 yabancı isim e, burada. Orta saha transferi bir Berkan Kutlu geldi. 2 Angelinho'yu göndereceksiniz. Sol bek yazacaksınız. 3 Endombele gitmedi diyelim. Burada artık e, ayrılacak isim kim olacak ya da bakalım e, Ziyech geri dönecek de Galatasaray iki isim mi yazabilecek? Angelinho'yu gönderip Oliveira'nın e, sözleşmesini askıya almadan listeye bildirmese de oluyor. Oliveira'nın sözleşmesini askıya alması ligi etkiler. Yani Avrupa Ligi'nden zaten Oliveira'yı çıkartabilirsiniz diyelim. E, bu konuyu böyle özetleyelim. Şimdi Spinazzola konusuna geçelim. Spinazzola ile alakalı dediğimiz şuydu. Kulübüyle e, yeni sözleşme görüşmeleri sürüyor diye. Fakat menajeri biraz parayı seviyor Spinazzola'nın. Burada ipleri eline aldı. E, anlaş, anlaşamadılar. Bir şey çıkmadı o görüşmelerden. Ve bu sebepten dolayı Roma oyuncunun 3 milyon euro maliyetinden kurtulmak için... E şimdi yarıya geldiniz zaten 1.5 milyon euro kaldı. E, elinde tutup devam ettirmeyeceği de bir oyuncu maliyetinden kurtulmak istiyor ve para kazanmak istiyor Spinazzola transferinden. Spinazzola için geçen sene 10 milyon euro istiyorlardı ve Roma e, para kazanma taraftarı bu transfer için. Şimdi e, Spinazzola'nın talipleri Suudi Arabistan'dan elitiyat El Şebap bu arada El Şebap en ciddi ekiplerden bir tanesi diyebiliriz burada. Galatasaray, Aston Villa e, sezon sonu bu arada sezon sonuna kalırsa Spina e, Spinazzola ayrılmazsa menajeri derse ki güzel kafama yatan bir teklif bulamadım ben imza parama bakarım. Sezon sonuna kalsın bu iş diyorum yani menajerinde tamamen burada top. E, diyelim ki sezon sonuna kaldı sezon sonunda Aston Villa da devreye girmeyi düşünüyor. Arsenal şu anda e, transferi girdi gibi bir şey. Çünkü Zinchenko e, sakatlandığı zaman sol bekleri yok. stoperi sol bek oynatıyorlar. E, tek sol bek Zinchenko. O yüzden Spinazzola için devreye giren ekipler arasında Arsenal var ama burada en istekli ekip El Şabap diyebiliriz. Galatasaray'la şu an henüz bir anlaşma yok. Menajeri bakalım nereden daha fazla koparırsa orayı tercih eder gibi duruyor. Benim burada önerim Leo Dubois'ı anlaşabilirseniz Başakşehir'den geri çağırın. Yani zor ama olur var. Leo Dubois'ı geri çağırın ve Leo Dubois'ın zaten maaşını siz ödüyorsunuz. Sol beke koyun. Evet Spinazzola konusunu ve Berkan Kutlu konusunu e, sizler için aktardım. Sizler de benim için yapabileceğiniz bir şey e, videoyu beğenmek, kanala abone olmak. E, bu ikisi geçtiğimiz ayın e, hediye tişört kazananlarını açıklamıştık iki video önce. Bu linke de koyuyorum ben bu videonun açıklamasına da linkini koyuyorum. Bu ayda e, birbirinden sürpriz hediyeler ve sevdiğiniz futbolcunun imzalı tişörtünü kazanma şansı yakalamak istiyorsanız e, kanala abone oluyorsunuz. Abone olduğunuzda dair bir yorum bırakıyorsunuz ve videoyu beğeniyorsunuz diyorum. Sizi bu videoyla baş başa bırakıyorum. Ben de sırtım ve boynumu göstermek için doktora gidiyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.